Şimdi aslına bakarsanız ilk salona girişinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüntü vardı. Ben onu da rica edeyim değerli yönetmenimden. Şimdi toplumun bütün kesimlerini temsil eden aslında kişiler vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken. Sahnedeki fotoğraf evet, değil mi? Evet. Güzel bir aslında fotoğrafta o işte genç, yaşlı, yine ya, çiftçi vardı, doktor vardı. Çok önemli vardı. Bir hatırlatma. Evet. Yani bunu... Bir bakalım mı o görüntü? Evet, Ayhan Yağızer kulakların çınlasın. Bu fotoğraf, daha doğrusu bu görüntü verilirken biz odada Ayhan Yağızer'le beraber oturuyorduk ve şöyle dedim. AK Parti'nin ve Erdoğan'a. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sade bir vatandaş olarak selamlıyorum. Niye? Normalleştirdi Türkiye'yi. Normalleştirdi. Bakın orada bir o gelsin. Evet. Şimdi buraya bakın. Şimdi burada Ahmet Zeki Üçok'un kulakları çınlasın. Dedi ki Erdoğan'ın Cumhur İttifakı kazanırsa seçimi, yerel seçimlerde Türkiye ne dedi? Erdoğan Tayyipistan olacak. Şimdi. Tayyipistan olacak. Türkiye Tayyipistan olacak. Daha yeni Türkiye'de Kültür Bakanlığı yapmış bir CHP'li Fikri Sağlar dedi ki bu son şansımız. Yoksa Türkiye İslam Cumhuriyeti olacak. Şimdi şu fotoğrafa bakın. Arkadaşlar şu fotoğrafa bakın. Biraz daha genişe alabiliyor muyuz? İsterseniz bizi alın, evet, biz konuşalım. Alın. Niye biliyor musun? Sol tarafta bir tane başörtülü hanımefendi var. Bize göre. Şimdi evet en bakın en genç, solda. Genç yani sahnenin sağında kalıyor. Şimdi bir tane başörtülü ve ceketli bir hanımefendi var. Şimdi orada gençler var. Çocuklar var. Yani daha yeni ergenliğe gelecek çocuklar var. Ve Türkiye fotoğrafı var. Şimdi Tayyipistan'sa bu Tayyipistan. İşte Tayyipistan böyle bir Tayyipistan. Ama kafalarda şöyle bir şey var. Erdoğan kazanırsa, Cumhur İttifakı kazanırsa, AK Parti kazanırsa Türkiye Tayyipistan olacak, Türkiye İslam Cumhuriyeti olacak diyenler bu fotoğrafa bakması lazım. Bu fotoğraf Türkiye'nin doğal fotoğrafıdır. Şimdi Arzu Yıldırım olarak siz sarı saçlı, işte efendim beyaz tenli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu stüdyoda yıllardır haber sunuyorsunuz. Ben yaşını başını almış, saçları ağarmış, sakalları ağarmış, 55 yaşına gelmiş. Ama mezun olabilmek için TRT'de staj yapmaya çalışırken staj yaptırılmadığı için mezun olamamış. Eski Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizinle beraber aynı kurumda çalışıyoruz. Bakın buradaki bu doğal ortam, tabii ortam. İşte o Türkiye'deki İkimizden tabii ortam. De var orada. Aynısıdır. Türkiye böyle bir yerdir çünkü. Türkiye Cumhuriyet Devleti dediğimiz devletin yapması gereken de buydu. Ötekileştiren, oraya buraya insanları savuran değil. Ama bu fotoğraftaki gibi ben günün, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları elbette değerlidir. İşte efendim hazırlanan beyanname işte burada duruyor. Çok değerlidir. Amenna. Ama en değerli günün karesi budur. Bu çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın bir, niye hala 21-22 yıldır hala halkın %50'sinden fazlasının teveccühünü alıyor, oyunu alıyor'nun fotoğrafıdır. İki, doğal, tabii Türkiye fotoğrafındır bu fotoğraf ve Erdoğan Türkiye'yi doğal, tabii organik hale tekrar dönüştürmüş bir liderdir. Şimdi bu fotoğraf onun için çok değerli. Ben arkadaşlara size teşekkür ederim. Yani bu önemli bir fotoğraf. Çünkü bunun üzerine konuşmuştuk Ayhan'la da. Biz bu fotoğrafın gereğini de yaparsak hani o işte Alper astronotumuz şimdi gitti uzay istasyonunda. Evet. Yarın bir gün Ay'a da gideriz. Yarın bir gün kendi uydularımızı kendi füzelerimizle fırlatır, yörüngelerini oturturuz.
Yarın bir gün işte TOG'u yaptık. TOG gibi nice araçlar yaparız. Aynı zamanda doğrudan kendi dijital güvenliğimizi de sağlarız. Hepsinden ötesinde barış içerisinde oradaki gençlerimiz ve insanlarımız gibi barış içerisinde, huzur içerisinde Türkiye'de yaşarız. Peki. O zaman bu fotoğraftan devam edelim efendim. Şimdi bizi biz yapan aslında işte bu kareyi de sağlayan bizim tarihimiz, kültürümüz ve sanatımız. Bununla ilgili de aslında yine bir seçim beyannamesinde özellikle korunacağını ve katkılar da sağlanacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan devam edelim mi efendim? Şimdi kültür ve sanatını koruyan ve geliştiren dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bazı AK Partili belediyelerin bu kent bilinci, kültür sanat hayatı konusunda özel çabalarının olduğunu gördüm. Özel. Şimdi bu beyannameye de girmiş durumda. Neyi kastederek söylüyorum? Mesela popüler olmayan ama fikir dünyamızda çok önemli dönüşümler ve katkılar sunan insanlarımızı kayıtlara geçiriyor belediyeler. Kitapları işte Zeytinburnu Belediyesi bu konuda çok mahir, onu da söyleyeyim. Şimdi yine tabii sizin gibi genç arkadaşlar hatırlamayacaklardır. Görmediniz, hatırlamıyorsunuz onları ama bunu söylemem lazım. Mesela şehirlerin tapusudur mezarlıklar. Tayyip Erdoğan İstanbul'la belediye başkanı olmadan önce Eyüp Sultan Pierre Loti civarındaki mezarlıklar, Edirne Kapı'daki şehitliğin haricindeki mezarlıklar, Zeytinburnu'ndaki o Merkez Efendi civarındaki mezarlıklar, yine hemen ki bize çok yakındır burada Maltepe'deki mezarlıkların hali içler acısıydı. İçler acısı. Yani izbelik yerlerdi. Evet, yaptık da haberlerini. Şimdi onların hepsi ayağa kalktı. Bakın kültür sanattan bahsediyoruz değil mi şimdi? Sonra Sultanahmet de yaşıyordu. Rahmetli oldu. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Gözümün önüne geliyordu. Çok önemli bir münevver bir insandı. Sonra Osmanlılardan bir tanesi. Gelir şimdi ismi aklıma. Onun hatıralarında da var, onun anılarında da var. Onu canlı canlı dinlemiştik. Tayyip Erdoğan gelmeden önce Sultanahmet'in etrafı izbelikti. Bakın tarihi yarımadanın etrafı içi izbelikti. Yine bu civarda da var. Bizim eski semtimiz olan Defterdar Mahallesi. Otakçılar o civarda. Ve Fatih'te onlarca bir sürü dergah, tekke hepsi viraneydi. Virane. Bunların hepsini Erdoğan belediyeci, bakın. Belediyeci Erdoğan. Merkez hükümetle ilgisi yok. Yani başbakanından falan söz etmiyorum. Belediyeci. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Recep Tayyip Erdoğan %24'le, 23 küsürle seçildiği dönemden bahsediyorum. Hepsini ayağa kaldırdı. Hepsini ayağa kaldırdı. Bu kültür sanatın başlangıcıdır bence İstanbul'daki. Şimdi AK Parti bugün beyannameye diyor ki şehirde kültürel kalkınma diyor. Kültür belediyeciliği diyor. Bunun önceliği budur. Şimdi diyeceksiniz ki tamam bunları yaptı. Ama Erdoğan merkezi iktidardayken de Atatürk Kültür Merkezi'ne yıkacaklar, buraya cami yapacaklar, buraya işte efendim yerle bir edecekler diyenlerin gözüne sokmak lazım. Atatürk Kültür Merkezi'ni kültür yoluyla beraber yaptı. Bakın şu anda AKM çok hem modern hem çok üst düzey bir mimariyle yapıldı, kondu. Yine Muhsin Ertuğrul başta olmak üzere hepsini yeniden o tiyatro salonu ya Lütfi Kırdar'ı yıkacaklar, yapmayacaklar.
bunlar sanat düşmanı diye yaygaralar kopartılırken işte orada duruyor. Yani bizim şu anda dünya ölçeğinde, yani uluslararası ölçekte bir kongre vadimiz oluştu Taksim'in orada. O Lütfü Kırdan etrafında kongre vadimiz oluştu. Yani orada sinema salonlarıyla, kongre merkezleriyle, tiyatro salonlarıyla muazzam bir ekosistem kuruldu. Bakın bunlar da yapıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.